35. TÜYAP Kitap Fuarı'ndaki son röportajlarımıza yaklaşıyoruz bugün için. Şu anda gözlerimin içindeki parıldamadan görüyorsunuzdur. Hem çok heyecanlıyım hem gerçekten çok mutluyum. Çünkü demin de söylediğim gibi bu kitap fuarında çok sevdiğim arkadaşlarımla görüşme, sohbet etme fırsatım oldu ama yıllardır böyle huşu içinde baktığım, gıpta ettiğim, heyecanlandığım, sevdiğim insanlarla da tanışma fırsatı oluyor. Türkiye'deki bence en değerli akademisyenlerden, sanat tarihi zaten benim dünyadaki en zevk alarak okuduğum konudur. Sanat tarihi deyince ilk akla gelen Nurhan Atasoy'la tanışma fırsatım oldu bu sayede. Çok mutluyum sizle tanıştığım için. Dediğim ne kadar güzel iltifatlar ettin bana. İltifat değil mi gerçek? Bu hisleri aynen ben de senin için paylaşıyorum. Çok sağ olun. Ben gerçekten ama yani sizi zaten o programda izlerken de şey diyordum. Ruhtaşız biz. Aynı şeyleri yaşadık ve paylaştık. Ben ne kadar sabırlı olduğumu öğrendim ama sizin de ne kadar sabırlı olduğunuzu bu sayede görmüş oldum. Canım benim. Çok memnun oldum. Ne güzel bir fuarmış ki seninle de tanışma fırsatım oldu. Bir mukabele. Nur Hanım, şuradan başlamak istiyorum. Siz yıllarınızı Osmanlı sanatını araştırmaya, okumaya, irdelemeye verdiniz. Bugünkü bu Neo-Osmanlı'yı nasıl okuyorsunuz ve nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü bayağı kiç bir şeyler... Hem de nasıl? Ortak problemimize geldin. Ama ondan önce bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi sanat tarihi öğrencilerine ben her zaman 38 yıl, 6 ay hizmet verdim İstanbul Üniversitesi'nde. Sanat tarihi konusunda hizmet verdim. Orada öğrencilere hep söylediğim şey şuydu. Şimdi Türk sanatı tabii bir müddet sonra çok moda oldu. Ondan önce öyle değildi. Bizim gençliğimizde, çok gençliğimizde değildi. Sonra, evlat muamelesi evet. Hatta görüyorduk. Ve işte yayınlarda bakıyorsunuz İran sanatı öyle. Türk sanatı da onun kötü kopyası muamelesi görüyordu. Sonraları bu alandaki çalışmalarda ben hep öğrencilerime, bu sefer Türk sanatına çok kayma oldu. Bunlara diyordum ki bakın her şeyi yalnız Türk sanatı böyle bakmayın. Bu böyle bakmak çok tehlikeli. Öyle olur ki bir gün her sakallıyı deden zannedersin. Şimdi şimdi benim derslerde öğrencilere bunu somut olarak göstermek istedim. Çok uzun konuşacağım ben. Mahsur var mı? Ben saatlerce dinlerim. Somut olarak gösterdiğim bir şey var. Tuzak şey vardı. Bazı şehrinde abim yaşıyor. Ben de sık sık Bazıl'a gidiyorum, geliyorum. Ama evde sıkılıyorum. Her günde Bazıl'da öyle bir yer ki bir yer, Almanya, Fransa bilmem ne tam köşe başı. Ondan sonra böyle hiç geziyorum. Liechtenstein'e gidiyoruz. Şimdi Liechtenstein en küçük ülkelerinden biri. Oraya gidiyoruz. Yolda bir baktım, bir ev, ahşap ev. Yahu Erenköy'de olabilir. Adalarda olabilir. İstanbul'un herhangi bir semtinde olabilir. Resmini çektim. Trenle geçerken hatta. Altında da bir dükkan var. Bekerayı yazıyor. Fırıncı dükkanı. Efendim, neyse bu slaydı koydum öğrencilere. Dedim ki çocuklar bakın buna. Bu ev nerede olabilir? Şimdi bunlar işte Beşiktaş'ta, işte bilmem Fatih'te, bilmem hepsi bir şeyler söylüyor. Yahu iyi bakın. Yazıyı okuyun. Bari yani. Onu da görmüyorlar. Ya en son dedim bakın Allah aşkına altında Bekeray yazıyor. Bu Türkçe değil. O zaman Türkiye'de değil bu. Böyle ondan sonra dedim ki bakın şöyle Türk sanatına bakarsanız işte böyle her sakallıyı dedeniz zannedersiniz.
Onun için bu sizin ufkunuzu genişletmeniz lazım. Avrupa sanatını tabii hepsi. Avrupa sanatını tanımanız lazım. Yani bu büyük bir resim. Bunun içinde Osmanlı sanatı da belli bir yer tutuyor. Bu ilişkiler nedir? Bu şey nedir? Bunları görebilmeniz için bu büyük resmi bilmeniz lazım. İyi değerlendirebilmeniz için bu büyük resmi görmeniz lazım. Onun için mutlaka işte antik sanattan neler gelmiş. Muhakkak arkeoloji, klasik arkeoloji yapın. İşte Avrupa sanatı yapın. Böyle anlatıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani büyük resimde aslında, pardon lafınızı kesiyorum ama Robert Kreske diye bir hocam oldu benim, New York Üniversitesi sanat tarihi hocam. Gerçekten beni ben yapan insandır. Çünkü bir sanat tarihi dersinde biz ekonomi tarihi de Rönesans'ın nasıl oluşması, felsefesi, anatomisine kadar o kadar yani bütün konulara bakıyorduk. Çünkü bir resmi anlamak, bir kaligrafiyi anlamak, bir heykeli anlamak aslında o dönemin ruhunu anlamak mümkün değil. O devri anlamanız lazım. O ilişkileri anlamanız lazım. Yani ben mümkün olduğu kadar böyle onların ufuklarını açmaya çalıştım. Şimdi Osmanlı sonradan çok yayınlar yapıldı. Çok insan yetişti. Ama hala daha tam uluslararası seviyeye gelemedi. Çok yeteri kadar böyle bir seviyeye gelemedi. Ben hocam işte 147 oldu gitti filan ve onun dersleri bana kaldı. Çok bunaldımdı. Bir yıl hazırlıyorum dersleri, Avrupa sanatı ders veriyorum. Ne kadar zevkli. Hazırlıyorum, okuyorum. Gidiyorum bir saatte veriyorum dersi. Hadi giye öbür dersi hazırlamaya. Tabii yani ders vermek o konuda bana çok kolay gelmemişti. Ve o zaman şikayet ediyordum. Gençlik bana neler kattığını daha sonra anladım. Benim hocamdan da çok şey öğrendim tabii. Ama o dersleri hazırlamak var ya, o tabii böyle alnınızın teriyle kazanç oluyor. Onlar çok beni şey yaptı. Fakat ben orada kalmak istemedim. Hatta beni Amerika'dan bir... Şimdi böyle isim bazen unutuyorum. Çok ünlü bir Türkolog hoca geldi, Alman. Şimdi neyse gelirse ismi söylerim. Anlayışım var mı? Hayır değil. Onunla da tanıştım. Ben de bir kere tanıştım. Ondan sonra... Neyse gelmiyor hatırıma. Geldi bana odaya. Yalnızdık hatta. Dedi ki Los Angeles'te ders veriyormuş. Gelmek ister misiniz dedi. Ben de hiç Amerika'ya daha o güne kadar gittim. Bayıldım tabii. Tabii çok isterim dedim. Ondan ne kadar zaman için? For good dedi. Yok dedi. Çünkü Türk sanatı yapmak istiyorum. Amerika'ya gittiğin zaman yani uzaktan ne kadar yaparsınız Türk sanatı? Yok dedim ya, 6 ay, 1 sene evet. Sebat koydu. Ama daha fazlasını istemem dedim. Malzemeyi uzaktan bakmak olacaktı. Kötü bir şey de olmadı yani kararım doğrusu. Sonra çok gitme imkanlarım oldu. Ve Türk sanatına yöneldim. Yani ama o Avrupa sanatı şeyleri bana çok şey kazandırdı. Ufkumu geniş tuttu. Osmanlı sanatı herhalde bir şeye girsen, Google'a girsen dökülür şeyim benim, yayınlarım. Evet, bayağı büyük bir külliyat. Osmanlı sanatı üzerine 35'e yakın galiba kitabım oldu. Bir tane Avrupa sanatı kitabı, ders kitabı yaptımdı. O var. Geri kalanı hep İran'da var ufak tefek. İslam sanatı var. Fransa'da basılmış. Ama asıl şey Osmanlı.
Şimdi bu sene, lafı çok uzattım. Özür dilerim olur canım. Olur mu? Gerçekten sizi dinlemek benim için, yani böyle huşu içinde dinliyorum. Sen o kadar güzel dinliyorsun ki benim çenemi açtırdın daha çok. Ama bu sene yani hakikaten kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü bir Kanuni döneminin iki büyük ustasının iki dev eserini yayınlama fırsatı benim elime geçti. Ama ben bunları kaç yıldır çalışıyorum. Ama bunları yayınlama imkanları bulamadım. Yani tam kitaplaştırmak için. Çünkü benim çıtam çok yüksekti. Eserler o kadar önemli ve güzel ki ona layık bir yayın olmadıkça, şimdi yani benim yaptığım yayın layık gibi sonuç çıkarıyorum ama. Ama yani siz sonuçta eserden bahsediyorsunuz. Şimdi eser bak. Hakikaten o esere layık yayın yapmak lazım. O da çok pahalı. Çeşitli yerlere, oraya buraya. Şu anda fakat, burada gördüğümüz müthiş yayınlar şimdi zaten. Bu eserlerden birisi Matraç-ı Nasuh'un 1534 yılında İran ve Irak'a yaptığı askeri sefer sırasında Osmanlı ordusunun konakladığı menzilleri gösteren bir eser. Bu eser İstanbul'dan başlıyor ve işte Bağdat'a kadar arada gidiyor. Çok güzel minyatürler de var değil mi? Şimdi figürsüz. Ha, figürsüz. Matraç-ı Nasuh yepyeni bir üslup getiriyor. Aslına bakarsanız Portolan denilen Portekiz kıyı haritalarında gördüğümüz bazı şeylerden etkilenmiş. Yani ana kaynağını oradan almış. Piri Reis haritasında bile bunun kaynağını görebiliriz. Ama o kadar bu karaya da şey yapmış, uygulamış. Ne yapmış? Karadaki göstereceği yerleri topografik şeylerini koymuş. Şöyle isterseniz arkadaşınızı çekebiliyor musunuz kitabı? Nehirler, dağlar, ovalar, bitki yapısı, şehirle ilişkisi, müthiş bir şey bu. Bunlar hangi yayın evinden? Şimdi onu söyleyeceğim. Bütün bunlar, ay şu Sultaniye, ay Allah'ım bunlar ne kadar. Gerçekten çok güzel. Çok yani ve inanılmaz derecede. Baskı da çok derecede. Güzel. Şimdi bu tıpkı baskı. Bunun önemi, benim yaptığım işin önemi, bir matraççının bu menazilnamesini, ki çok önemli bir kaynak bu. Birçok mimari tarihi için, Bizans araştırmaları için, zoolojik çalışmalar için hayvan şeyleri var. Tabii. O hayvanlar, işte, ağaçlar. Ağaç, bitkiler için. Yani inanılmaz çeşitli konulara kaynak bu. Bu eser o kadar şey ki, yani elle dokunulmaması gereken durumda ki, İstiyorum ki herkes çalışsın bunu. Ama ellerinde sürmesinler. Nasıl zaten olacak? Evet, öyle. Tıpkı basımını yaparsın. Ama bu eserin korunması gerekiyor. Kültür Bakanlığı, ama affedersiniz, birçok şeyin, kurumun yaptığı tıpkı basım değil. Benzer basım yapıyorlar onlar. Ama onların yaptığı gibi değil. Değil, çünkü mesela Fatih Divanı'nı sansürlüyorlar diyelim. Yani kağıdını aynı kağıt rengini koyacaksın. Burada leke mi var? Her şeyini tıpkısını yapacaksın. Tabii %100 olur mu bu? Ama %99 olmalı. Yoksa bunu yapma. Çok doğru. Şimdi bunun böyle bir örnekleri var Batı'da. Yani birebir kütüphanelerde mikrofiş bile bazen yapıyorlar ve birebir görüyorsunuz. Ama burada çamur gibi çıkıyor. Yani şimdi bu şu sayfa bile
bak. Dilincim. Şu sayfaya bak. Şuradaki etikete bak. Evet. Neredeyse elini sürsen kabarıklığını hissedeceksin. Bütün kiri, burada alınmış notlar, her şeyiyle atıp atıp. Bu araştırıcı artık esere el sürmeden her konuda bunu araştırabilir. Bu demektir ki şu da Halep. Yani vaktimiz yok. İnanılmaz bir eser bu. Ben yani ilk fırsatta bu kitabı alıp sadece al bunu. Ben bunu yıllardan beri baktığım kitap ve bunu ben okuyucuya kavuşturdum. Böyle. Yani ne mutlu ki sayenizde bizler okuyacağız. Bu benim Türkiye'ye hediyemdir. Yalnız Türkiye'ye değil, bilim alemine hediyemdir. Bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerini ihtiva eden antolojisi yahut divanı, Osmanlıcası. Avni miydi manası? Yok, Muhibbi. Avni şeydi, Fatih'ti değil mi? Şimdi onun da aynı şekilde, şuraya bakın, yırtığına bakın Allah aşkına. Aynen. Sayfa yırtığına kadar. Buradaki lekelere. Lekesine, su lekelerine kadar. Her şeyinde böyle mükemmel bir tıpkı basımı da bu. Bu 470 sayfa mı ne? Bütün bu halkarlarını ve şu süslemeler, onlara koltuk deniyor ki 1552 tane var bunda. Çalışmak için de biraz çılgın olmak lazım. Bu transkripsiyonu herhalde hayır, ben metinle bu birebir zaten baskısı. Birebir baskısı. Şimdi bu kitabında tıpkı basımını yaptık. Şimdi buraya getirmedik galiba. Koskocaman da benim yazdığım kitap var bunların üzerine. Orada mı? İşte şu menazilname üzerinde. Ya kitapları böyle, ben zaten kitaba dokunmayı severim, koklamayı severim. Bunları bu böyle... Kara Meme'nin bu kitabın baskısı ve tasarımı, yani kendisi sanat eseri. 3 yıl bilmem ne kadar zaman, 3 yılı geçti. Ya Nur Hanım, ya içim gitti zaten bu kitaplardan bunun, da. Bunun tasarımını yapan hanım Joel İmamoğlu, inanılmaz bir sanatçı. Belli. Yani kendisini öldürdü bunu yapıncaya kadar. Kara Meme. O kadar önemli bir iş yaptı ki. Onun tasarımı ayrı bir sanat şeyi. Ya bunları bastırmak için sponsorlar aradım. Hep devlete gidiyorsun. Açık arttırmaya koyarız diyorlar. Açık arttırmadan neler, ne sonuçlar alındığını bildiğim için hayır. Başka özel bir statüde bunu yapın. Bunu yapmadılar. Pekala, yapmazlarsa. Ama Mas matbaası. Mas ben. Dedi ki Masa diye bir yayın şirketleri var mıydı, yeni mi kurdular bilmiyorum onu. Biz bunu yapacağız dediler. Bunları bizlere kazandırdı. Ve nasıl titiz çalışma. Yani bu Avrupa'da her tıpkı basın da böyle değil. Avrupa'da bile çok az bulunan kalitede tıpkı basımını yap. Yani bu benim için. Ya hakikaten çok çok güzeller. O kadar tüylerim diken diken oluyor ve bana Allah bunu nasip etti. Sayenizde bizler de bunları okuyacağız ve ben de gerçekten yani ilk fırsatta alıp okumak istiyorum. Bu kitaplarda şu bakımdan önemli. Burada çok detaylar var, ayrıntılar var. Bunları tabii okurken insan hafızasında tutup bazı şeyleri yan yana getiremiyor. Hele Kara Meme'de. O koltuk dediğim şeyler. Yani bu adam kalıp mı kullanmış, bazı şeyleri tekrar mı yapmış? Bunu hafızanızda tutup yapamazsınız. 470 sayfa metin, kenar süslemeler, halkarlar. 1552
koltuk. Ama ben ne yaptım? Yıllar yıldır çalışıyorum. Bütün o koltukları kes. Yan yana koy. Deli işi. Gerçekten sabır orada da belli oluyor. Onu yan yana koyduğun zaman görüyorsun. Diyebiliyorsun ki ben yani. Öyle tahmini işte yapamam. Benim kafam çok şeydir. Düz bir zeka. Bunları yan yana koyup benim kesin olarak görebilmem lazım ki bir tek cümleyi yazayım. Bu kalıp kullanmamış. Murat İşte Hanım, böyle çıkan bir şey Allah aşkına. Ben sizinle saatlerce, günlerce sohbet etmek istiyorum ama burada yayınımızı kesmemiz gerekiyor ama sizden bir şey rica ediyorum. Hatta biraz bu emri vaki olacak ama sizle uygun olduğunuzda, rahat olduğunuz bir gün ayağınızın dibine oturmak, kitaplarınızı karıştırmak. Gerçekten yani sizle tanışmış olmak zaten çok, çok güzel oldu. Canım, beklerim, çok isterim. Beklerim canım. Beklerim. Sağ olun. Yani bu bir uzun şey yaptım ama kazandırdığınız için işte, de çok teşekkür ederim. Bugün burada asıl bunları tanıttık. Sanat tarihiyle ilgili gelip bir konuşmak da isterim. Niye bizde böyle restorasyon yapılıyor, nasıl şeyler katlediliyor diye. O günler konuşabiliriz. Bir şey söyleyeyim, bunları yaptıktan sonra bu eserlerin bulunduğu İstanbul Üniversitesi'nde tek fenin sahiplerinden Nihat Gökyiğit, Allah razı olsun. Çok dostum, çok sevdiğim bir insandı. O kendi özel vakfından destek verdi. Kağıt konservasyon laboratuvarı kurdu. Müthiş. İşte bu kadar. Bu da güzel. Günün en son sohbeti böyle aydınlık ve mutlu bir şekilde ve güzel aslında yani hepimize kazandırılmış eserlerle bitiriyoruz. Çünkü günümüz o kadar iç karartıcı, her şey o kadar böyle karanlık ki hem de nasıl. Sayenizde gerçekten bugün mutlu mesut bir şekilde kapatıyoruz. Çok memnun oldum. Ben de öyle diyorum Hanım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben de o zaman koyayım.